kurulur, düzenimiz olmazsa biz de geliriz. Ama ya bizi kıskanıyor mu? Türkiye bana oturum versin. Normalde kendimi Türkiye'ye çok ait hissediyorum. Yani öyle bir hasret çekiyorum ki bazen uçağa binip Türkiye'ye geldiğim zaman yemin ederim uçaktan inince böyle yere çöküp öpesim oluyor. Yani gerçekten çok seviyorum. Ama bu red yedikten sonra biraz mesafeli hissediyorum yani. Çünkü bu işte çok sevdiğim yerde ben istenmiyormuşum. Onu kabullenmek de çok zor. O yüzden şu anda karışık duygular içerisindeyim diyebilirim. Ben Türkiye'ye ilk liseden sonra geldim, 2012'de. Almanya'da abitur yaptıktan sonra bir dil daha öğrenmek istedim. Üniversiteye başlamadan önce bir sene gezmek istedim. Onun için de İstanbul'u seçtim. Yani dünyanın en güzel şehri demişti bana bir arkadaşım. Haklıydı da bence. Güya bir sene kalıp dönecektim. Ama bir sene, bir buçuk sene oldu. Sonra Almanya'da üniversite okumaya başladıktan sonra yine Türkiye'ye geldim. Burada staj yaptım. Yüksek lisans tezimi Türkiye'de yazdım. Ondan sonra burada çalıştım da bir sene mezun olduktan sonra. Yani Türkiye'den bir daha kopamadım. Hep gidip geldim. İş hayatıma Almanya'da başladım. Orada çalıştım. Sonra pandemide bir YouTube kanalı açtım ve bu kanal ile birlikte Türkiye ile olan ilişkim daha da derinleşti. Çünkü Türkçe dilinde bir kanal açtım ve bir sürü insanla kanaldan dolayı kontağım oldu. Şimdi bir sene önce Mart 2022'de Berlin'deki evimi kapattım ve o zamandan beri aslında Türkiye'deyim full time olarak. Almanya'da, ben o örneği daha önce de verdim. Almanya'da 30 sene aynı firma gidiyor olabilirsin ama belki firinciyle hala böyle bir small talk yapmıyorsun. Ama burada bir hafta boyunca aynı bakkala git, sonra bir hafta yok ol, geri gel. İlla ki bu insan sana, aa neredeydin, geldin mi falan der yani. Bu sıcaklık, bu son dakikada bir şeyler yapabilmek. Bu açıklık, herkesle sohbet edebilme kabiliyeti sanırım benim en çok hoşuma giden şey. Olumlu ve olumsuz tarafları demeyelim çünkü her şey zaten hem olumlu hem olumsuz. Çünkü sıcakkanlılık hem çok güzel bir şey hem böyle biraz mesafesiz olmak demek. İşte karşıdaki mahremiyetine belki çok saygı duymamak demek. Aynı zamanda işte Almanların bazen bu işte soğuk tavırlar aynı zamanda mahremiyetini kuruyor aslında. Orada bir insanların özgür olma hissiyatı var belki. Çünkü yani el alem ne diyor diye düşünmeden istediklerini yapabiliyorlar. Erkek arkadaşım da Türk. Yakında evleneceğiz. O da tabii yani benim yeni ailem hem Alman hem Türk olacak. Yani babaanneme söylediğim zaman ilk söylediği şey ne iş yaptığın oldu. Peki sigortalı bir işi var mı diye sordu. Benim Türkiye'deki arkadaşlarım çok şaşırdı. Çünkü böyle sorular ancak Türk aileler sorabilir diye düşünüyorlardı. Fakat babaannemden yani evet öyle. Onun en çok ilgi çeken şey o oldu ilk başta. O da yani çok eski bir bakış açı yani benim. Ben sanki kendime bakamıyorum da böyle sigortalı işte çalışan bir damada ihtiyacımız var aynı. Yapıyorum bazı şeyler işte sarma yapabiliyorum, işte mercimek köftesi. Ben tabii daha çok işte etsiz şeyleri yapıyorum. Şimdi son zamanlardaki en sevdiğim yemek Urfa usulü yumurtalı köfte. Biliyor musunuz onu? Evet. Çok lezzetli değil mi? Evet, of bayılıyorum ya. Damak tadımız bir kere birbirine uygun bence. Yani yoksa döner Almanya'da bu kadar popüler bir yemek olamazdı. Ve burada da işte hamur işi birçok yerde artık işte bu ekşi mayalı ekmekler vesaire. Berliner çok popüler oldu değil mi? Her yerde Berliner var artık. İnsanız tabii ki de yani bir de aşağı yukarı aynı coğrafyadan geliyoruz. Yani şimdi o yüzden benziyor tabii birçok açıdan.
Valla ben de şaşırdım. Ya ama zaten ekmek seviyorlar. Ondan sonra içine de soslar falan koyunca işte bayağı benimsediler ha, değil mi? O Almanya, yani Almanlar da çok uyuz olduğum bir şey. İşte sevdikleri şey hemen Almanla yapıyorlar. Mesela işte bir BioNTech aşısı soruyorsan Alman bir aşı. Döner çok güzel ama o Alman bir yemek. Döner Berlin'den geliyor der bütün Almanlar. Fakat işte sorun yaşandığı zaman onlar işte göçmen, onlar yabancı, onlar Türkiye'li şeyler, insanlar. Yani tabii ki de öyle. Yani orası hepimizin ülkesi, hepimizin Almanya'sı. Türkiye kökenli birçok insan var. Ama ben hala eşit olduğumuzu maalesef düşünmüyorum. Bunu nerede görüyorum? Mesela Türk soy isimli arkadaşlarım Berlin'de ev aradıklarında hala benden daha çok zorlandıklarını görüyorum. Ya da okulda hala duyuyorum, bazı öğretmenler ırkçılık yapıyorlar, çocuklara hak ettiği puanları vermiyorlar. Ondan sonra yani iş başvurularında yabancı bir soy isimli insanlar daha zorlanıyorlar. Aslında yani aynı seviyeye gelmek için daha çok çaba sarf etmek zorundalar. Onlar hala var yani ve onlara karşı bir şey yapmak gerekiyor. Ya yaşıyorum ama farklı biçimde yaşıyorum. Yani sanırım bana ev vermemezlik insanlar yapmaz ama bu evin fiyatı benim için daha yüksek olur. Yani o da onun farklı bir boyutu. Türkiye'de öyle aynen. Ya da mesela İstanbul'da taksi bulma sıkıntısı var, herkes biliyor. Ama böyle benim gibi sarı kafa birinin yanında durma ihtimalleri daha yüksek. Ama o zaman da uzun yoldan gidip beni dolaştırmak isteği daha yüksek. Normalde kendimi Türkiye'ye çok ait hissediyorum. Yani öyle bir hasret çekiyorum ki bazen uçağa binip Türkiye'ye geldiğim zaman yemin ederim uçaktan inince böyle yere çöküp öpesim oluyor. Yani gerçekten çok seviyorum. Ama bu red yedikten sonra biraz mesafeli hissediyorum yani. Çünkü bu işte çok sevdiğim yerde ben istenmiyormuşum. Onu kabullenmek de çok zor. O yüzden şu anda karışık duygular içerisindeyim diyebilirim. Ya beni de burada bazen bürokrasi zorluyor ama işte başka taraftan. Yani mesela ben YouTube kanalımı açtım. Başka kanallarda da videolar çektim ama mesela bir ödeme alamadım çoğu zaman çünkü çalıştırılmıyorum Türkiye'de bir yabancı olarak. Çok fazla işte bedava iş yaptım yani böylece. Çünkü bir seçenek yok. Yani istihdam edilmek o kadar kolay değil burada. Çünkü seni çalıştırdığın şirket bir sürü şart karşılamalı. Yani Almanya'da da öyledir ama burada o var. Burada da bürokrasi var ve bazen çok zorluyor. Ya benim ailem çok açık fikirli bir aile. Benim de ne istediğimi yapmam da beni her zaman destekliyorlardı. O yüzden o konuda çok bir şey yaşamadım. Olumsuz bir şey. Ama elbette yani kendi ailem tarafından değil ama mesela biz küçük bir yerde yaşıyoruz ailecek Almanya'da. Oradaki komşular vesaire yani bazen cahilce sorular sordukları oluyordu. Yani İstanbul bir metropol yani. İstanbul'da çok fazla eğitimli insan var. Türkiye benim gözümde. Zaten Avrupa Birliği adayı yani birçok açıdan geride değil tabii ki de. Yani mesela kesinlikle Almanya'da şey bilinmiyor. Bu işte aslında kadınlar konusunda Türkiye'nin ne kadar öncü olduğunu, kadınlar ne zaman Türkiye'de oy kullanmaya başladıkları, işte ya Türkiye'nin aslında laik bir ülke olduğunu da birçok Alman belki bilmiyorlar. Yani daha çok işte Orta Doğu'daki İslam cumhuriyetler gibi düşünülüyor. Ben daha yeni göç idaresi tarafından benim oturma izinim verilmedi, red edildi başvurum. Uzun seneler Türkiye'de turistik ikamet diye bir şey var. Yani çalışma izni verilmiyor. Ama burada bulunabilirsin uzun bir süre.
Ona başvurdum. Çünkü zaten Türkiye'de Almanya'da olduğu gibi böyle freelance vizesi ya da iş bulma vizesi diye bir şey yok biliyorsunuz. Yani burada ancak bir işvereni senin için kefil olduğu zaman, başvurduğu zaman bir çalışma izni alınabilir. Yoksa başka bir şekilde burada çalışılmıyor. Ben de burada sadece oturup para harcıyordum ama onu bile yapamayacağım artık yani. Çok bilmiyorum yani açıkçası net bir bilgilendirme yapmıyorlar. 32. maddeden dolayı olduğunu söylüyorlar. Bu maddenin içeriklerini okuduğum zaman ama benim karşılamadığım bir şey göremedim. Tabii şimdi çok daha yeni aldım bu cevabı. Aldığım zaman da ilk önce bir böyle gururum çok incindi. Artık sanki şey oldum yani yok ya ne deneyeceğim zaten benim kendi memleketim var gider orada yaşarım falan gibi şey oldum. Gıcık oldum. O yüzden yani şu anda zorlanıyorum yani çünkü çok sevdiğim yer tarafından böyle reddedilmek, işte istenmemek harbi bir şey yani. Çok üzüyor. Yani sizi derken işte Türkiye'den gelip ülkelerde vize almakla, oturum almakla uğraşan herkesi daha iyi anlayabiliyorum sanırım şu anda. Yani gerçekten ne kadar kişisel bir şekilde üzdüğünü anladım. Yani tamam biliyorum muhtemelen benimle alakalı değildir. Yani politik bir sebeptir ya da işte resmi işler böyle işlediği için ama yine de beni kişisel olarak çok üzdü yani. Gerçekten incindim. Ama dediğim gibi işte erkek arkadaşım olduğu için yani evlenerek çözülür diye tahmin ediyorum. Ama benimle aynı durumda olan ama evlenmek gibi bir çaresi olmayan herkes için çok üzülüyorum. Retardımı sosyal medyamda da paylaştım. Tabii bu kararıyla yalnız kalamadım. Ve çok fazla insan bana dönüş yaptı. Birçok insan sinirli bir şekilde yani çok üzüldüm, sana nasıl vermezler? İşte sen yani köprü kurmaya çalışıyorsun ama senin nasıl reddederler? En çok gelen cevap net, Suriyeli ya da Afgan olsaydın eğer seni alırlardı ama işte Alman olduğun için şanslısın. Onu paylaşmadım. Biraz da üzüldüm ona çünkü biraz benim Türkiye'deki takipçilerin arasındaki hisleri de görebiliyoruz yani yabancılara karşı şu anda insanlar güzel duygular beslemiyorlar sanki. Ondan sonra birçok insan da biraz bana kızdı, şey dediler, sen niye kızıyorsun ki biz de hiçbir yere gidemiyoruz. Biz de geçen gün Hollanda'ya vizeye başvurduk, red yedik işte. Sen Almanya'nın yaptığının aynısını sana da yapılsın Türkiye tarafından. Yani anlayabilirim tabii, insanlar çok doldu. Ben de memnun değilim yani Almanya'nın ya da Schengen bölgenin vize sisteminden. İnsanlar donlarına kadar her şey göstermek zorundalar yani bir vize alabilmek için. Gerçekten hiçbir şey gizli kalmıyor yani her şeylerini ibraz ediyorlar orada. Belki de alışık olmadığım için işte Alman olarak biliyorsunuz hiçbir vizeye başvurmuyoruz. Hiçbir zaman böyle bir ret yemek yeni bir deneyim oldu benim için. Biraz da üzüldüm çünkü tabii şimdi vize alıp bir yere gezmeye gitmek ayrı. Oturmayız yani oturum alıp bir yerde yaşamak istemek ayrı. Yani biraz daha derin yani hayatı daha çok etkiliyor gibi. Birkaç gün sonra Almanya'ya gideceğim. Orada biraz sakin kafayla düşüneceğim ne yapabilirim. Biraz aynen Berlin'de kalacağım. Ama tabii kalbim Türkiye'de yani gelmemezlik yapmam, uzak kalmak istemem yani uzun bir süre. Az önce bana şey sordun ya Almanlar bize nasıl bakıyorlar? Almanlar tabii Türkiye'yi ona anlatıldığı gibi biliyorlar ya da burada gördükleri kadarıyla biliyorlar. Ve ben de işte o konuda onlara daha fazla bilgi vermeyi, benim deneyimlediğim şeyleri paylaşmaya devam etmek istiyorum. Ürettiğim Türkçe içerikleri Almanca'da öğretmek istiyorum. Onu yapmaya ufaktan başladım. Arada bir köprü kurmak, arada umarım bazı konularda faydam olur. Önyargıların azalması
işte insanlar birbiriyle iletişim halinde olmalarını sağlamayı. Çünkü Türkiye ile ilgilenen birçok Alman da bana yazıyor. Ha, benim Türkiye hakkında bir sorunum var. Ya bazen de tabii uzman değilim ama bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum ya da insanları böyle birbirine tanıştırarak orada köprü kurmaya çalışıyorum. Bana kültür elçisi denildiği zaman çok hoşuma gidiyor. Çok büyük bir iltifat gibi geliyor. Her zaman hak ediyor muyum bilmiyorum ama hak etmeye çalışıyorum. Yani o yönde çalışmaya devam ediyorum. Kültür elçinizi olmaktan memnuniyet duyarım.